Ve sevgili izleyiciler, işte Fenerbahçe'nin yeni transferi Alex de Souza. Saracoğlu Stadyumu'nun çimlerine ayak bastı, diri gülümsüyor. Çok mutlu oldu, her halinden belli oluyor. As Başkanımız Hakan Bilal Kutlualp'le görüyorsunuz şu anda top sektiriyorlar. İlhan Bey de onlara... İnancımız başarılı olacak. Ben çok net söyleyeyim, gözü kara bir insanım. Hiçbir konuda hiçbir şekilde gözünü budaktan esirgemeyen bir insanım. Ancak en korktuğum şeylerden bir tanesi şudur. En endişelendiğim şeylerden bir tanesi bu kadar bir yüksek güvene karşı mahcup olma kaygısı. Her şey belki de aslında çok daha iyi olabilirdi. Ama hiç pas yapmadı Fenerbahçe. Orta alanda birbirine hiçbir şekilde yardımlaşmadı futbolcular. Yani takımda bir başı boşluk havası var. Bekli bir adam geliyor. İşte Fenerbahçe'nin sorunu 4-2-3-1 falan değil. Ben üzerine basarak söylüyorum. %100 de adım gibi benim iyi arkadaşımdır. Aykut Kocaman bunların hepsini biliyor. Ama hazırlıksız yakalandı. Benim son 5 senede seyrettiğim en kötü Fenerbahçe bu. Doğru. Çok, belki 10 sene. Yani Fenerbahçe'nin zor maçları oldu, kötü maçlar kaybetti falan ama ben bu kadar darmadağın bir takım görmedim çok uzun süredir. İki maç içinde söylüyorsun tabii, değil mi? Tabii. Böyle kriz dönemleri vardır ya Fenerbahçe'nin. Uzun süre şampiyon olamadığı, mahalli olarak çöktüğü, senin de profesyonel bir döneminde yaşadığın... 4'te yediğimiz, 5'te yediğimiz evet. Ama... O dönemlerde 1-2 maç böyle olurdu. Çünkü şöyle söyleyeyim, mesela Aykut Kocaman'ın ben bütün şeyler arasında, bütün bu iki maç arasında mesela Kazım'ın atılması da bence çok büyük problem değil ilk maçta. Çünkü sen hani Fenerbahçe'sin, belli maçın favorisisin, kapanırsın. Vermezsin pozisyonu, bir şekilde ayarlarsın. Çünkü karşısındaki rakip Barcelona, Real Madrid değil. Bugün sadece bir mazeret olabilir. Bir risk aldı. Alex'i çıkardı. Selçuk'u soktuk. Antalya Spor'u 4-0 yenerken Fenerbahçe 68 dakikaydı Alex'in oyunda kaldığı süre. Bu arada bir de Trabzonspor maçı oynandı ki onu da 3-2 kaybetti. Kadıköy'de Beşiktaş derbisine çıkıyordu. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 1. Maç 1-1 sürerken gelenek yine bozulmuyor. Alex 90 dakikayı doldurmadan bu kez 77. dakikada oyundan alınıyordu. Bakma yine asık suratla geziyormuş gibi göründüğüne, temiz yüzünün ardında incelik vardır aslında. Bakmayın takımının attığı gollerden sonra seviniyormuş gibi görünmemesine, içinde fırtınalar kopuyor aslında. Bakmayın fazla konuşmamasına, istediği mesajı çok kısa bir konuşmayla veriyor aslında. Bakmayın şampiyonluk nedeniyle havalara uçmamasına, o bulutların üstünde aslında. Kazandığı büyük başarı. Helal olsun Aykut Kocaman'a. Sen şişko değil. Sen şişko değil. Kadıköy'de 0-0 berabere kalıp şampiyon olduğumuz maça Alex oynamadı. Oynatmayan kimdi? Aykut Kocaman'dı. İstediğin kadar büyük sorunun olsun. Adamın nefret et adamdan ya. Ya şampiyonluk mu? Kendi egom. Bize inanılmaz ekmemize yağ sürdü. Ya resmen bize şampiyon. Biz maçtan önce bir baktık. Aa dedik, ne güzel, tamam. Şampiyonluk hayırlı olsun. Pege düş. Böyle uyarıyor arkadaşlarını. Alex 2012-2013 sezonundaki ilk golü. Ne olsun istiyorsun ismin? Merve. Türk milletinin acı günlerinde de Alex hep yanımızdaydı. Kimi zaman Türk bayraklı formasıyla, kimi zaman şehitlerimizin ismini yazdığı formayla çıktı sahaya. Başlangıcıydı. Maçta yedek bekleyen ancak forma giymeyen Alex, Twitter üzerinden bir arkadaşıyla sohbet etmiş ve oynatılmamasının gerekçesini kıskançlık olarak değerlendirmişti. Bu mesajın yankıları Gaziantep Spor maçıyla bambaşka bir boyut kazandı. Taraftarın Aykut Kocaman'a tepkisiyle artık olayın içine Aziz Yıldırım da girmişti. Sizin de
Realmente o torcedor geral me conhece. Heykelimin yapılması fikri bana geldiğinde ben delilik olarak adlandırmıştım. Ben bunun için ne yaptım ki? Bu saydığımız insanların yanında ben kendimi hiç kimseden büyük görmüyorum. Ben ufacık bir parçasıyım bu kulübün, bu tarihin. Bu yüzden de eğer ufacık bir emeğim geçebildiyse çok teşekkür etmek istiyorum. Niye Alex'in heykeli dikilsin abi? Benim için çok zor zaman şimdi. Her şey için çok teşekkürler. Yani 127 dakikalık bir basın toplantısı yaptı. 2 saat 7 dakika sürdü. O basın toplantısındaki bir tane cümle benim aklımda duruyor. Hangi cümle? Başkan bana her zaman dürüst davrandı. Haksız olarak bana kızsa bile hep yüzüme konuştu. Haksız olarak, ben yani başkan haksızdı, ben haklıydım, gene de yüzüme konuştu. Aykut Hoca bunu yapmadı. Ama Ali Yıldırım'la, Aykut Kocaman hiç böyle yapmadı. Alex üzerine kurulmuş gibi gözüküyor. Alex'i ben de seviyorum, hepinizden çok seviyorum, öyle mi? Doğru. Dörtte gelecektiniz. Doğru. Dördü çeyrek geçe, Fenerbahçe Kulübü Başkanı beklettiler. Odaya aldım, elinde tweet, elinde şeyi, telefonu devamlı yazıyor, kafa böyle yazıyor. Burada, öyle mi? Doğru. Doğru. Söyle. Herkes duysun. Kamuoyu duysun. Doğru. Doğru. Ha. Ayak ayak üstüne attı öf adetimizde bir büyüğün karşısında dahi biz ayak üstüne atmayız. Bak ne belebe iniyorum. Alex son döneminde masum yüzlü bir şeytandı. Alex haindir derken, sizindir derken benim burada arama alakalı. İşte bak benim gibi müşkil pesent bir adamdan. Alex genel ortalamada 9.6 alıyorsa bunu Fenerbahçe'de nezaketsiz kabaca utanılacak şekilde kovan, gönderen adam sizin kocaman efsaneniz olamaz, ancak kocaman fiyaskonuz. Fenerbahçe'nin en kritik anda Aykut Kocaman'ı şeylerin önüne attı. Bak şimdi beyler. Kimsenin önüne bahs olacak. Ben daha fazla takım için oynayan, mücadele eden, koşan oyuncularla oynayacağım dedi. Futbolu iki yönlü oynayabilen oyuncularla oynayacağım dedi. Çünkü analizleri biz yapıyoruz. Top rakibe geçtiği zaman biz bir kişi eksik oynuyorduk. İşin doğrusunu söylememiz gerekiyorsa. Ama bir Galatasaray maçı var. İyi hatırlayalım. İnsanlar hafızalarını biraz geriye çevirelim bandı. Biz ilk 25 dakika burada o play-off sistemi vardı ya. Hı. Şampiyonluk şeyinde. Son işte, beraber biten maçı. 2-2 evet. İlk 20 dakika fırtına gibi oynuyoruz. 2-0 öndeyiz. 3-4 olur. Alex muhteşem oyun. Baskı, pres falan. Ama oyun gittikçe yavaş 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 Galatasaray'ın eline geçti. 2-2 oldu. Son saniyede direkten döndü. Mağlup da olabiliyorduk biz. Hüseyin kar edemez. İster Aykut Kocaman'ı sevelim, ister sevmeyelim, ister karşısında olalım. Onun Fenerbahçe Kulübü'nün efsane oyuncularından biri olduğunu Rıdvan Dilmen gibi, Selçuk Yula gibi, Cemil Turan gibi, Oğuz Çetin gibi, Lefter Küçük Andonyodis gibi bir efsanesi olduğunu hiçbir şey değiştiremez. Bunlar tespitlerdir, bunlar gerçeklerdir. Ama futbol öyle bir oyundur ki bunun dünü ve geleceği yoktur. Anı vardır, anı. 2010 şampiyonluktan sonraki 2 senesi fiyaskodur. 2 tane, hele bir tanesi eliyle Galatasaray'a hediye edilmiş 2 şampiyonluğu vardır. Rakibine hediye etti. Alex de Souza cinayeti vardır bu ikilinin. Bu efsane ikilinin, efsane başkan ve efsane futbolculuğumuzun bir cinayeti vardır. Bunlar Alex de Souza'yı, Alex de Souza ile birlikte ona gönül veren 20 milyon Fenerbahçeli'yi o gün öldürdüler. O adamı bu ülkeden gözleri yaşlı yollayarak. Bu da gerçektir. Bunu da tarih değiştirmeyecek. Zaten 2012'den beri, Alex gittiğinden beri Fenerbahçe seyircisiyle Aziz Yıldırım'ın arası bağları tamamen kopmuştur. Şimdi beni herkes iyi dinlesin. Buradan bu aykırışım sesimin gittiği yere kadar, nereye gidiyorsa gitsin. Alex de Souza'nın bu şekilde ayrılmasına, bu şekilde yollanmasına kim yol açtıysa, kim sebep olduysa ben sevmiyorum. Kim olursa olsun. Ben sevmiyorum arkadaşım. Fenerbahçe taraftarına, ben bunu Serhat Akın futbolcu olarak söylemiyorum, bir Fenerbahçe taraftarı olarak. Nasıl 5 yaşında, 6 yaşında Fenerbahçe formasına dolaşırken, aynı o şekilde, aynı o duygularla söylüyorum. Muita qualidade.
Ah, difícil, joguei contra os melhores do mundo, né? Cristiano Ronaldo, Messi. Mas o mais difícil que eu joguei, que era um jogador que se surpreendia muito dentro de campo. E você parecia que ele estava ali, quieto, morto, mas de repente fazia jogadas incríveis, foi o Alex. Joguei um do jogo Fenerbahçe? Do Fenerbahçe. Agora já aposentou, mas acho que todos lembram dele no Fenerbahçe. Um jogador que tinha uma qualidade impressionante. Era tão impressionante a qualidade dele que ele é um jogador muito parado, assim, mas de repente se arrancar. Katılıyorum. Alex hiçbir zaman seçim malzemesi yapılmamalıdır. Başkanımıza bir konuda daha katılıyorum. Alex'in gitme zamanı gelmişti. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi, benim de her zaman her toplantıda değindiğim gibi, son döneminde hocamızın ya hocamız ya Alex olacaktı. O kapıyı bir kere aldığınız zaman hiçbir zaman kapatamazsınız. Buna rağmen kendisiyle veda ediş şeklimizi hiçbir zaman içime sindiremedim.